Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çok önemli bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. PES 2020 oyunuyla alakalı, özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için çok faydalı bir video olacak. Oyuncu kilitleme. Neden önemli? Az sonra uygulamalar üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Özellikle de değerli oyuncularınızı muhakkak kilitleyin arkadaşlar. Kesinlikle kilitleyin diyorum. Çünkü yanlışlıkla silebilirsiniz. Yanlışlıkla antrenör yapabilirsiniz. Yani ben yaptım geçmişte. Hani dilim yandı o yüzden. Bunları yapmamak için, oyuncuyu elimizden kaybetmemek için öncelikle gelen oyuncuyu kilitlemenizi öneririm. Şimdi gösterelim nasıl kilitleme yapacağız. Oyuncuyu kilitlediğiniz zaman arkadaşlar, oyuncu hiçbir zaman silinmez. Ne olmaz? Antrenör olmaz. Ya da ne bileyim, serbest bırakamazsınız. O oyuncu her zaman kalır elinizde. Hani siz silmek isteseniz de silemezsiniz. Çünkü der ki oyuncu kilitli. Ha, o zaman da kilidi kaldırmanız gerekecek. Deneme yapalım. Şimdi kadroma Berkamp geldi arkadaşlar. Berkamp'a tıklıyorum. En aşağıda oyuncuları kilitle yazısı var ya. İşte onu tıkladığım zaman oyuncu artık kilitlenmiş oluyor. Şimdi ben bu Berkamp'ı sileceğim. İkon oyuncu, bakalım silinecek mi? Silersem çok üzülürüm tabii ki. Geliyorum üstüne. Serbest bırak diyor arkadaşlar. Serbest bıraktığımda oyuncuyu serbest bırakacak mı? Devam edilemiyor diyor, gördüğünüz gibi oyuncu kilitli. Yani ben yanlışlıkla oyuncuyu silemeyeceğim. O nasıl oluyor arkadaşlar? Toplu silme oluyor mesela. Genelde elinizdeki oyuncuları toplu bir şekilde çıkarmak istiyorsunuz. Seçiyorsunuz oyuncuları diyelim. Hemen şuradan seçelim birkaç tane oyuncu. Serbest bırakacağım. Eylem diyorum. Serbest bırak dediğimde bakın 3 oyuncuyu da silecek. Karşında bana GP verecek. Ama ben aralarında yanlışlıkla sevdiğim bir oyuncuyu da seçmiş olabilirim. O da gider. Serbest bırak dediğim anda bir daha geri dönüş yok. Ha, oyuncu kilitli olursa arkadaşlar, hemen Berkamp'ı da seçelim. Bir de aşağıda seçili oyuncular vardı. Eylem diyelim. Şimdi serbest bırak diyorum. Bakın ne diyor? Devam edilemiyor. En az bir oyuncu kilitli. Size burada hemen bir uyarı mesajı veriyor oyun. Kilitli oyuncunuz var. Hemen onun kilidini ya kaldırırsınız ya da dersiniz ki yanlış bir oyuncu siliyorum. Düzeltmeyi yaparsınız. Ama illa da silmek isterseniz arkadaşlar, tabii Bergkamp'ın kilidini kaldırın. Şimdi iptal et diyelim. Bergkamp'a gelelim. Kilidi kaldır diyelim. Kilidi kaldırdıktan sonra bu oyuncuyu her türlü silebilirsiniz arkadaşlar. Takasta kullanabilirsiniz. Elinizden çıkarabilirsiniz. Ama ben şunu öneriyorum. Her zaman sevdiğiniz oyuncuları, kullandığınız oyuncuları kilitleyin arkadaşlar. Yanlışlıkla silme olmasın. Oyuncuları kilitle diyelim. Şimdi mesela antrenör yapabileceğiz mi Bergkamp'ı? Bir deneyelim. Antrenörler. Oyuncuyu dönüştür diyor. Şimdi çok tehlikeli bir iş yapacağız. Bakalım. Genel derece diyelim. Berkamp gelsin. Bakın Berkamp pasif. Yani ben Berkamp'ı tıklıyorum, tıklıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü Berkamp kilitli arkadaşlar. Ben Berkamp'ı antrenör yapamam. Ama yanlışlıkla Ramos'u seçsem, dönüştür desem gitti. Yani o an gider. Başka bir oyuncu arkadaşlar seçelim. İşte beyazlardan hemen aşağıya inelim. Bir tane beyaz seçelim. Dönüştür diyelim arkadaşlar. Devam et diyelim. Mesela artık bu oyuncu antrenör oldu. Oyunculuktan çıktı arkadaşlar. Kaybettik bu oyuncuyu. Bir daha bunu oyuncu olarak kullanamam. Bunu artık antrenör olarak kullanacağız. Oyuncunun işte değerini arttırmak için. Kilitleme bu yönden çok önemli arkadaşlar. Her zaman ben sevdiğim oyuncuları, beğendiğim oyuncuları ana hesabımda, tabii bu yedek hesabım olduğu için çok ilgilenemiyorum. Ana hesabımda kilitlerim. Çünkü dediğim gibi bir kere Maradona'yı sildim. Yani ağzım bir kere yandı. O yüzden yoğurdu bile üfleyerek yiyorum artık arkadaşlar. Kilitlemeyi anlattım arkadaşlar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizler için de. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarım için çok değerli ve önemli bir konu. Soru ve görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.